Kubat Paşa başka göreve gitti. Devlet Miri Mehmet Paşa kaldı. Miri Mehmet Paşa 1520, 1560. Bu görmüş olduğumuz eser. Bakın bu esere Miri Mehmet Paşa vakıfı diyor ki burası bir menzilhanedir. Gelen gider oradan göçer. Burası benim malım benim türlüğüm. İnsanlığın ortak kullanım alanı. Ve bu eser bittiğinde eserin batı tarafında şu okulu gördüğünüz yerde arkadaşlar bir imarathane kuruldu. Oraya baktığımızda imarathanede 4 tane bina var. Adı hücre. Her binada 10 kişi yatar kalkar. 4 binanın bir tanesi arkadaşlar. Müslüman olmayan insanlar da orada yatıyorlar. Adana'ya kervanlar geliyor. Adana'ya insanlar geliyor. Yani Adana'da taran bir gider. Muhtaç olan insanlar buraya getirdiklerinde Hristiyan olsalar da bir binanın birinde kalıyorlar ve o insanlara sabahleyin etli çorba, günde 4 öğün ekmek, 4 tane ekmek hızla veriyorlar. Akşamleyin de ilaveten bir yemek veriyorlar ve hizmet sağlıyorlar. Biri Bey Paşa'nın hücresinde Hristiyanlar bile orada kalıyor. Onlara göre bir insanlar. Biri Bey Paşa 1568 yılında vefat etti. Şimdi o Kubat Paşa 1550'li yıllarda Basra valisi, yeni reis, ünlü denizimiz. Basra köprüsünde bir kale kuşatması arkadaşlar, yani kaleyi niye almadı suçlamasıyla yargılandı. Aleyhindeki raporu Kubat Paşa yazdı. Kahire'de mahkemede yargılandı ve kendisi yürüdü. İnanmadım. İnanmadım. O İdam'a giden yolda Ramazan oğlu Kubat Paşa'nın olduğunu açıklamıştı. Bu da işin o boyutu. Piri Mehmet Paşa öldüğünde ki mesajı burada aşağıda onu size böyle göstereceğim arkadaşlar. Onun bıraktığı yerde ön plana çıkan kişi kızı Banu Hanım. Banu Hanım'ı İstanbul'daki İsviyenler Bey'i Hacı Ahmet Paşa'ya gelin verdiler. Böyle şatafatlı bir şekilde büyük alayı Adana'da İstanbul'a gitti. Üsküdar Doğancılar Sentri'nde konağına yerleşti. Banu Hanım kocası Paşa'ydı. Orada bir kat etti. Banu Hanım'la beraber akrabaları da İstanbul'a gittiler. Buradaki eserleri yapan Piri Mehmet Paşa diyordu ki o vakfiye defterinde hayattayken ben idare edeceğim ama öldüğüm zaman benim soyumdan gelen büyük evlat, yine soyumuzdan gelen büyük evlatlar, eğer soyum biterse o şehrin valisi veya kadısı idare etsin. Ama amacına uygun demiş burası, hizmetlerine devam etsin. Arkadaşlar, Banu Hanım İstanbul'a gittiğinde, yakın akrabalarında götürdüğünde, 1600 yılından sonra vakıf amaçlarına uygun çalıştırılmadı. Vakfın bir başkanı vardı, mütevelli heyet başkanı. Çok yüksek para alıyordu. Banu Hanım'ın soyundan gelenler o parayı elde etmek için arkadaşlar yarışa girdi. Vakfın tüzüğündeki maddeler işletilmedi. Çıkarlar söz sahibi oldu. 1600 yılından 1850'ye gelinceye kadar yaklaşık 350 sene arkadaşlar. Adana'nın ekonomik kaynakları, vakfın kaynakları İstanbul'daki oradaki Ramazanoğlu soyunda gelen gruplar tarafından yani argo deyimle iş edildi. Tabirce söyleyecek. Yani torbalar dolusu para ve servet oraya gitti. Oradan mütevelli heyet başkanı göre buraya geldi. Ve bir sürü olay oldu. 1750'li yıllarda Kandili'den bir aile Adana'ya geldi. Tansu oğulları. Oradan bir paşa Adana'da vali oldu Hasan Paşa. Hasan Paşa'nın akrabası Müftü İshak Bey 1820 yılı başlarında bir kız aldı Ramazanoğullardan Ayşe Hanım'ın baba tarafından Kandili kökenli olan ama evlilikten dolayı biz Ramazanoğluyuz diyen İshak Paşa'nın soyundan gelenler Ramazanoğlu beyleri olarak da Osmanlı'nın son döneminde Adana'nın ekonomisiyle tarımında söz sayan oldular. Bir Rendan Bey vardı çok zengin de İshak Bey'in torunuyla tanışan ve oradan kalan mesela bugün soy ismi Emel olan
yıl gör olan bilmem işte birkaç aile grupları var. Onların 40 yılı 60'ı Kadir'den gelen karşı onların da duracak. Yani onların hepsinin çiftliği var. Bireyle ulaştığı vaziyette fayda var. Şimdi zaman geçiyor. 1608 yılında Ramazanoğulları beylikten vazgeçtiler. 1627 yılında Genç Osman İstanbul'da öldürüldüğünde, Genç Osman niye öldürüldü, Yeniçeriler bu katliamı niye yaptı diye İsyanı söz konuşuldu. Adana valisi Hüseyin Paşa namaza İslam'dan dolayı el numarca bir istek vermek Paşa İstanbul'dan sanırız adamı geldi. Adana valisi Hüseyin Paşa yakalandı ve burada idam edildi. 1627 yılında. Bir zaman geçti. 1642 yılında Adana'ya bir vali geldi arkadaşlar. O vali şehri idare ederken Kadı Efendi'ye takıştı. Kadı valiye yani şehir halkına zulüm yapma efendim mahkemenin kararını dinle diyordu. Vali dinlemedi arkadaşlar ve 1650'de o zamanki vali de yakalandı. Burada idam edildi. 1650'de burası şehrin meydanıydı. Aradan zaman geçti. 1700 yılının hemen başlarında medreselerde liyakatlı veya liyakatsız çok mezun öğrenciler piyasaya geldiler. Onlara suh deniliyordu. Osmanlı arşiv belgesine göre sayıları biri bulan suh diye adı verilen, ellerinde silah, başlarında külah ama iş bulamayan medrese talebeleri ki bugünkü tabirle üniversite öğrencileri yol kesiyorlardı, eşkıyalık yapıyorlardı. Bir gün Adana'ya geldiler. Buradaki bakın şu an Haret Dairesi evi ama orada vali konağı vardı. Vali konağına aşağı Allah rahmet eylesin. Üretime karşı geldi. İşgal ettiğiniz zamanlarda. Düzen bozulmuştu. 1816 yılında Adana Valisi Hacı Mustafa Paşa vergi artırımı yapmak istedi. Önce ben kesme hanesine geçiyorum artık biraz gezmem lazım. Arkadan Kayaç'taki Küçük Ali oğlu Halil Bey'in oğlu Dede Bey içerisinde bir askeri kuvvet gönderildi. Dede Bey Yavuz Dağları'ndaki Sarmat Efendi'ye kaçtı.